Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü anlatacağımız mevzu birim fiyat analizi. Nedir bu birim fiyat analizi? Nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Bir imalatın adet, kilogram, metre, metrekare ve metreküp biriminin fiyatı diyor. Aslında şu yeterli bir tanım. Buradan yola çıkarsak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kullandığınız malzemenin, uygulamanın, işçiliğin bir birimi var. Mesela tuğla da adettir. Çimento da kilogramdır. Beton da metreküptür. Duvar yapıyorsanız metrekaredir. Yani metraj alırken metrekare olarak alırsınız. Betonun metrajında metreküp alırsınız gibi. Her malzemenin, her işin bir birimi var. Öncelikle bu birimleri iyi bilmemiz gerekiyor. Birimleri iyi bilirsek gerisi matematik işlemlerinden ibaret. Şimdi hemen bunu pekiştirmek adına şurada ufak bir örnek yapmak istiyorum. Mesela buraya yazıyorum. Birim. Yana kaydım. Miktar. Her malzemenin bir miktarı var biliyorsunuz. Şuraya da fiyat diyorum. Her malzememizin bir fiyatı olduğuna göre. Şuraya da birim fiyat. Böylelikle birim fiyata bir ufaktan giriş yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar, mesela ben çimento üzerinden anlatmak istiyorum. Çimentonun birimi kilogram biliyorsunuz. Miktarı, bu çimentomuzun miktarı genelde 50 kilo olur. Yani şantiyelere istediğimiz çimentolar 50 kilogram şeklinde geliyor torbanın içerisinde. 25 kilogram olanlar da var fakat biz 25 kilogramları çok tercih etmiyoruz çünkü çok yer kaplayacak bu sefer de. Yer kaplamaması adına 50 kilo tercih ediyoruz. Hem daha az nakliye oluyor hem de dediğim gibi daha az yer kaplıyor. 50 kilogram diyorum. Fiyatı şu an piyasada 16, 17, 18 civarı geziniyor. 16 diyelim, 16 TL. Hatta şöyle şu iki sütunu da para birimi yapalım. Evet, fiyatı da yazdık. Şimdi geldik birim fiyata. Arkadaşlar, birim fiyat çok basit bir denklemden ibaret. Nasıl? Hemen göstereyim. 50 kilo çimento 16 TL ise denklem yapıyoruz yani. 1 kilogram çimento x TL. Buradan 50x, buradan da 16. 50x eşittir 16 TL diyorsunuz. X eşittir 16 bölü 50. Yani bildiğimiz okullarda gördüğümüz denklem çözmeden ibaret. Buraya yazıyorum o zaman. 16 diyorum. 16 TL. Bölü. Excel'de biliyorsunuz slash işareti bölü anlamına geliyor. Bölü 50 diyorum. Ve enter dediğimde bana gördüğünüz gibi çimentonun kilogram fiyatını, birim fiyatını vermiş oldu. Yani işin özü bu aslında. Birim fiyat dediğimiz olay bundan ibaret arkadaşlar. Hemen bir örnek daha yapalım. İyice pekişsin. Ne olsun? Mesela alçıpan olsun. Hatta videoyu açmadan ufak bir hazırlık yaptım. Alçıpanın birimi metrekare arkadaşlar. Bu alçıpanlar plaka şeklinde satılıyor. Uzunluğu 120 santim. Yani 1,2 metre. Eni de 2,5. Pardon, tam tersi söyledim. Boyu 2,5 metre. Eni de 1,2 metre. Yani 120 santime 250 santim diyebiliriz. Şu metreleri silelim ki işlemde sıkıntı olmasın. Dolayısıyla burası en. Burası boy. En çarpı boy bize metrekareyi verecek biliyorsunuz. Çünkü burası da metreydi. Burası da metre. Metre çarpı metre metrekareyi veriyor. 1,2 çarpı 2,5 dediğimizde 3 metrekareyi verecek. Piyasada plakalar 3 metrekare olarak satılıyor yani arkadaşlar. Bir plakadan 3 metrekare alçıpan çıkıyor. Öyle söyleyelim. Bunun fiyatına da arkadaşlar 20 TL diyelim. Rakamlar tahmini rakamlar yani piyasaya yakın rakamlar.
Çok da önemli değil zaten. Önemli olan mantığını anlamamız. Birim fiyata geldiğimizde birim fiyatta yine aynı kurduğumuz denklem. 3 kilosu şey pardon 3 metrekaresi 20 lira ise 1 metrekaresi x lira diyoruz. İçler dışlar 3x eşittir 20 x eşittir 20 bölü 3. O zaman geldim buraya eşittir dedim. 20 slash 3 dedim. Ve sonucum çıktı burada. 6 lira 67 kuruş olarak metrekaresini bulmuş olduk. Şuradan size elimdeki resmi de göstereyim. Mesela şunu bir bölme duvar olarak düşünürseniz, alçıpan bölme duvar. Burası bizim boyumuz. Burası da enimiz oluyor arkadaşlar. Yani yükseklik veya boy da diyebilirsiniz, fark etmez. Yani iki boyut var burada. Yükseklik ve boy. Dolayısıyla metrekare oluyor. Metrekarenin mantığı da buradan geliyor. Şurayı silelim. Hatta dursun ya da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birim fiyatı bu şekilde bulmuş olduk. Yani metrekare, bir metrekare alçıpanın fiyatı 6 lira 67 kuruş olarak çıkmış oldu. Şimdi birim fiyatının ne olduğunu sanırım anladık. Muhakkak bilenler vardır. Fakat ben temelden aldığım için konuyu böyle basitten basite indirgeyerek anlatmak istedim. Dediğim gibi konuyla hiç alakası olmayan insanlar da dinliyor olacağından onların da anlayacağı şekilde ilerleyeceğim. Evet, bu kısmı sanırım anladık. Birim fiyatın ne olduğunu görmüş olduk. Şimdi elimdeki bu taslaktan size örnek göstereceğim. Bir tane şuradan makineli alçısıvayı açalım mesela. Şimdi bunu da anlatacağım. Buranın da ne işe yaradığını, bunların manasının ne olduğunu ve videoyu bitireceğim. Bu dediğim gibi bu şekilde bir giriş videosu olsun. Devamında da işlemlerimize devam edeceğiz. Detaylandırarak, kapsamını arttırarak ilerleyeceğiz. Artık kaç seri olur bilmiyorum. Evet, şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar, bu bir birim fiyat analiz cetveli. Gördüğünüz gibi Excel'de hazırlanmış. Benim kendi kullandığım taslak. Bir iki taslağım daha var ama en çok bunu kullanıyorum. Bunu da dilerseniz sizinle paylaşırım. Şimdi buradaki yazılan bölümlerin ne anlama geldiğine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, burası zaten gördüğünüz gibi sözleşme konusu no tarih diyor. Buraya tarihimizi atıyoruz. Burada yapacağımız işi tanımını yapıyoruz. Mesela makinalı alçı sıva üzeri saten demiş 2 santim. 2 santimlik bir alçımız var. Burada pozun adı diyor. Yani yaptığımız işin adı. Yine aynı şekilde. Burası birim metrekare. Çünkü alçı metrekare olarak alınıyor arkadaşlar metrajda. Yani şuraya tekrar gelirsek şu yüzeye siz alçı yapacağınız için şurası bizi ilgilendirmiyor kalınlığı. Şu yüzeye alçı yapacağınız için metrekare oluyor. Yani metre çarpı metrede metrekare oluyor. Birimimiz metrekare. Keşif miktarımız analiz yaptığımız için 1. Yani biz 1 metrekare üzerinden analiz yapıyoruz. Şunlara takılmayın, fiyatlara. Burası malzemenin toplamı arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar olan toplam. Zaten direkt çekmiş gördüğünüz gibi. Ne demiş? H 18 yani H 18. Burası çarpı D yeri. D yeri de burası. Keşif miktarımız bir olduğu için değer değişmiyor. Burası malzeme. Dediğim gibi burayı kapsıyor. İşçiliğimiz H20. H20 burası çarpı keşif miktarı yine. İşçiliğimiz de sadece işçilik satırını kapsıyor. Genel gider ne demiş? D7 yine keşif miktarı çarpı H25. Yani şu genel toplam eksi demiş parantez içinde. H18
artı h20. Yani şurası ara toplam ve h20 işçilik. Bu ikisini toplamışız. Genel toplamdan çıkarmışız. Genel gideri vermiş. Yani bunu şöyle de yazabilirdik. Kafanız karışmasın. Topla deyip mesela sadece şurayı da toplayıp bulabilirdik. Aynı şey. Öbürü biraz da alengelli diyeyim. Bu genel giderde dediğim gibi buranın toplamı karımız artık toplam bulduğumuz buranın toplamı çarpı kar oranımız oluyor. %10 ise 0,1 ile, %20 ise 0,2 ile gibi çarpıyorsunuz. Kar oranını buluyor ve en son birim fiyatta malzeme artı işçilik artı genel gider artı karın toplamı olmuş oluyor. Bunların hepsi matematik işlem arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Dediğim gibi hepsinin ne olduğunu tek tek size anlatacağım. Şimdi kabaca burayı bir anlatayım da dedim. Ondan sonra detaylandırmasına girelim. Hemen devam edeyim tabloyu anlatmaya. Burası zaten malzeme bölümü. Malzeme yazmışız. Altında malzemeler yazıyor. Birim miktarlarımız, birim fiyatlarımız, metrekare tutarlarımız. Burası da açıklama. Buraya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Eğer detaylandıracaksanız. Malzememiz alçı sıva, zaten köşe profili vesaire gibi. Burada bir ara toplamımız var. İşçiliğe geçiyor. İşçilikte yine bir fiyatlarımız var. Ara toplam ve en sonunda bu ikisinin toplamı. Burası da bu ikisinin toplamı oluyor arkadaşlar. Buranın kısaca özeti bu şekilde. İkinci videoda şunlara değineceğim zaten. Bunlar nereden geliyor? Şunlar nereden geliyor? Zaten az çok biliyorsunuz birim fiyatı nereden geldiğini de. Miktarlar nereden geliyor? Şunlar nereden geliyor? Malzemeler. Neye göre yazıyoruz? Hepsini size açıklayacağım. Dediğim gibi. Bu böyle bir giriş videosu olsun. İnşallah kısım kısım çekip birim fiyat analizini size anlatacağız. Piyasada bununla alakalı çok video olmadığını düşündüğüm için bu konuya değinmek istedim. Yani metraj veya hak ediş de çekebilirdim ama birim fiyat biraz daha az piyasada. O yüzden ben birim fiyata değinmek istedim. Ha belki ileride metraj ve hak edişle alakalı da bir video çekebilirim. Video serisi. Önce bir birim fiyatı bitirelim. Ondan sonra vaktimiz olursa onları da düşünürüz. Evet, şimdilik birinci bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.